vatandaşımızın bilinçsizliği. Ya suyumuza, deremize temiz yani sahip çıkmıyorlar. Eline gelene herkes atıyor. Belediye hoş herkesin başına bir adam tutamaz. Allah için tutamaz. Yani ne oluyor? Bu vatandaş daha duyarlı olması lazım. Atanı duyarması lazım. Atma arkadaşım demesi lazım. Şu niye bu haşlı çay böyle pis olsun? Daha temiz olsun. Güzel olsun. İnsanlar şöyle serin otursunlar, baksınlar. Ama maalesef vatandaşımız çok duyarsız. Eline geliyorsa bir düşün. Ayakkabı atmış. Koşuca bir dönü atmış. Yani ne işte atıyor. Mesela akşam orada müthiş bir koku vardı mesela. Mesela geçerken arabanın aracımın kapısı cam açtı. Gerçekten müthiş bir koku vardı. Abi dedim ne oluyor arabadan bir şey koktu. Geldim koku geçti. Oysa dereden geliyormuş koku. Düşün vatandaş şuradan ben gözüme gördüm. Şurayı poşetten attığını gördüm. Şuradan Allah için attım. Poşeti aldı attı. Hatta dedim ya şu adama ne iş var şu apartmanda ayrılsın. Uyarırım ikinci seferde ben ona ele ceza veririm ki bir daha haşın yanından sigarasını atamaz. Allah için atamaz. Ben bile utanıyorum. Yani şunu gördükçe. Dere ıslahı yapılmış zaten zamanında ama temizlik yok. Vatandaşların zaten bilgisizliği yani yolların kenarlarında çöp konteyneri koyulmuş ama gelen su pet şişelerini içip dereye savuruyor, fırlatıyor. Yani bunlar biraz duyarlı olması lazım. Vallahi şu anda içimiz acıyor. Tabii önceki haliyle şimdiki fark. Önceden balık vardı, şu anda balık malık kalmamış, bitmiş. Aslında görüldüğü zaman bir ceza uygulanması lazım. Halkı bilinçlendirilmesi lazım. Ya da ufak tabelalarla yazı yazılması lazım. Derelere çöp atmayalım diye duyarlı olmak lazım. Şurada da yakın bir yer var.